Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde SQLite veri tabanımızdan nasıl veri okuruz, ne gibi metotlarımız var ve aldıkları parametreler neler, bunlarla ilgili örnek yapacağız. Öncelikle olarak şu resme bir bakalım. İki tane metodumuz mevcut database'den veri okurken. Biri raw query, biri de query diye. Raw query'yi pek kullanmayacağız. Örneğimizde sürekli olarak query metodunu kullanacağız. O yüzden ona yoğunlaşalım. Query'de aldığı parametrelere bir bakalım. Projection denilen bir kısım var. Bu kısımda siz sorguladığınız tabloda hangi sütunları görmek istiyorsanız onları belirtiyorsunuz. Bunu yaparken de string tipinde bir diziden faydalanıyorsunuz ve bu dizinizin içinde görmek istediğiniz sütun isimleri yer alıyor. Daha sonra selection kısmı var. Bu selection kısmında ise sorgunuzu bazı ver koşullarıyla kısıtlamak isteyebilirsiniz. Bunları belirtiyorsunuz. Daha sonra selection argümanda da bu selection kısmında belirttiğiniz kısıtların, mesela burada kategori ID dediniz. Yani bununla ilgili bir kısıt, kategori ID'si 1 olanları getir diyeceksiniz. Burada kategori ID'yi veriyorsanız burada da o karşılığındaki bir değerini veriyorsunuz ve size bir cursor objesi geri dönüyor. Şimdi şu örneğe bir bakalım. Mesela şöyle bir sorgunuz var. Şu alanların seçilmesini istiyorsunuz. Yapılacaklar notlar tablosundan. Ama sadece kategorisi 1 olanların getirilmesini istiyorsunuz. Bunun için projection kısmına şuradaki 4 tane alanı yazdık. 5 tane pardon. Daha sonra selection kısmında, yani bu ver koşulunda yazdığınız sütun adını buraya belirtiyorsunuz. Eşittir deyip soru işareti koyuyorsunuz. Ve argüman kısmında belirttiğiniz buradaki sayı, kategori eşittir 1 dedik ya, bu sayı buradaki soru işaretinin yerine geliyor çalışma anında. Ve sorgunuz bu şekilde oluyor. Buradaki null değerler ise order by'lar, group by'lar, bunun gibi verileri ifade ediyor. Onları kullanmadığımız için biz null değerleri buraya yazdık. Bu sorgu sonucu dönen kayıt seti diyelim, buradaki cursor'ın içine geliyor. Şimdi örneğe geçmeden önce bir de cursor'da kullanılabilecek metotları ben şuraya bir sıraladım. Mesela böyle bir tablomuz var. Bizim şimdi notumuz, oluşturma tarihi, bitme tarihi, yapılıp yapılmadığı bilgisi ve kategorinin ID'si. Şimdi cursor C dediğinizde eksi 1, yani şu kısımdan başlıyor. C.getCount derseniz sorgunuzun sonucunda kaç tane satır döndüyse o sayıyı veriyor. Mesela sizin sorgunuz sonunda 100 satırlık bir veri döndüyse bu size 100 değerini veriyor. Move to first dönen kayıt setindeki ilk elemana gidiyor. Move to next, mesela bir döngünün içinde bunu yaptınız ve ikinci sıradasınız. Move to next deyince 3'e iniyor. Move to last deyince kayıt setindeki son elemana geliyor. Mesela son kayıttan 2'ye çıkmak istiyorsanız bu sefer move to previous diyorsunuz. Move to position 2 dediğinizde dikkat edelim burada. Position ve index değerleri sürekli olarak sıfırdan başlıyor. Yani siz move to position 2 dediğinizde indeksi 2 olan yani pozisyon değeri 2 olan satır, yani burası getirilir. Aslında bu kayıt setinizde 3. elemandır. Kaybolduğunuz, nerede olduğunuzu bilmiyorsanız get position deyip cursor'ın o an nerede olduğu bilgisini alırsınız. Get string 0 demek sütun numaralarından 0. yani ilk sütun adındaki değeri, ki biz onun string olduğunu bildiğimiz için get string dedik. Onun dışında get int, get long gibi metotları da kullanabilirdik. Tablonun ilk elemanındaki veriyi al, string ifade olarak getir. Get int 4 dediğimizde, mesela burada kategori ID bilgisini almak istiyorsak get int ve ne bunun indeksi 4. 4 yazarsanız buradaki değerlere ulaşırsınız. Mesela siz sütunun indeks numarasını bilmiyorsanız bu sefer bunun için get column index deyip şuradaki sütun adlarını verirseniz, mesela get column index yapıldı yazarsanız bu sefer size 3 değerini verecektir. Get column name 3 dediğinizde de bu sefer de tam tersi yapıldı bilgisini size verecektir. Cursor'la uğraşırken bu metotları bilmek önemli. Yeri geldikçe kullanacağız.
Şimdi Unreal Stüdyomuzu açalım. Aynı not oluşturda yaptığımız gibi buraya notları oku diye bir metot tanımlıyorum. Ve en aşağıya gidip private void notları oku metodunu başlatıyorum. Şimdi burada öncelikli olarak database helper'ımızı kullanarak new database helper ve context'i dist olarak geçtim. Helper'ımızı kullanarak bir veri tabanını ele alalım. db eşittir helper.get readable diyorum. Çünkü biz burada sadece şu an veri tabanında var olan kayıtları okuyacağız. Ne demiştik? Önce bir string dizisi içinde projection, yani gösterilecek alanları buraya belirteceğiz. Vakit kaybı olmaması adına ben hemen şunları şuradan copy paste yapayım ve ben bu alanları sorgumun içinde görmek istediğimi söylüyorum. Daha sonra mesela bunları ben kategori ID'ye göre ne yapmak istiyorum? Bir var kısıtı yazmak istiyorum. Bu sefer de selection diye bir string tanımladım. Tabii ki de bunların isimlerinin hiçbir önemi yok. Parametre olarak geçerken kullanacağız. Bu sefer de diyorum ki notlar entry nokta column kategori ID artı diyorum. Şöyle eşittir soru işareti. Evet. Selection kısmımız bu. Kategori ID eşittir soru işareti. İşte bu soru işareti kısmına gelecek olan değerleri de yine bir string dizisi içinde selection args diye bir tane dizimiz olsun. Burada belirtiyoruz. Ve buraya string olarak 1 yazıyorum. Dediğimiz gibi çalışma anında bu ne yapacak? Buradaki bu 1 değeri buraya gelecek. Şimdi diyebilirsiniz hocam biz kategori ID integer olarak tutmadık mı? Buralar string. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü bu nerede taşıdığına değil verinin kendisine bakıyor. Bu bir integer değer olduğu için kategori ID de integer olduğu için sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şu an için query metodunun benden beklediğim parametreleri aslında tanımladım. DB deyip query diyelim. Gördüğünüz gibi pek çok versiyonu mevcut. Parantezleri açtım. Öncelikle hangi tabloda sorgu yapmak istiyorsak onu yazıyoruz. Tablomuzun adı neydi? Notlar entry nokta table name. Yani notlar tablosu. Daha sonra hangi kalımları yani hangi sütunları görmek istiyorsun? Biz bunları buradaki projection'da belirtmiştik. Projection diyorum. Daha sonra hangi kısma göre bir varchar koşulu yazmak yani istiyorsun bunu söylüyor. Biz selection kısmına selection diye belirtmişiz. Daha sonra buraya yazdığın koşuldaki yani şu soru işaretinin yerine gelecek olan elemanları tutan diziyi istiyor. Biz de ona selection arc demişiz. Sonra gördüğünüz gibi group by geliyor. Group by geliyor, having geliyor, order by geliyor. Şu an bunları kullanmayacağız. O yüzden bunları null'la geçiyorum. Evet. Query'm hazır. Gördüğünüz gibi geriye de bir cursor tipinde bir nesne dönüyor. Cursor yazdığınız sorgu sonucu dönen verileri ele alan, içinde gezip istediğiniz yere gitmeyi sağlayan sınıf nesnesi. Bu sayede ben cursor'ıma işte kategori ID'si 1 olan bütün kayıtları getirmiş oldum. Şimdi çalışıyor mu çalışmıyor mu bir bakalım. Integer i diyelim. Mesela bu cursor'ın içinde kaç tane kayıt var? Get count. Yani bu sorgu sonucu kaç kayıt döndüğü değerini ben buradan alıyorum. De gördüğünüz gibi yazıyor zaten burada. Bunu mesela bir toast mesajla ekrana bastıralım. List dedim. Satır sayısı diyelim. Aslında tablomdaki satır sayısına eşit olacak bu. Daha sonra toast nokta long deyip ekranda gösterelim. Ben uygulamayı her denediğimde şuradaki
not oluştur metodu çalıştırıldığı ve onun içinde de sürekli olarak ne yapıyorduk? İki farklı yolla veri kaydettiğim için çok fazla kayıt oldu. Görürseniz şaşırmayın. İşlemleriniz bittikten sonra cursor'ı close deyip kapatmayı unutmuyoruz. Belleğimiz açısından cihazımızın belleğe gitmesin diye. Aynı şekilde DB'yi de açtığımız gibi kapatmayı unutmayalım. Şimdi tabii bunu yukarıda bir yerde çağıralım. Mesela nerede çağıralım? Notları oku diye çağırmışız zaten. Çalıştıralım uygulamayı. Uygulamam açıldı ve ekranda 30 sayısı yazdı. Bilmiyorum gördünüz mü? Tekrardan bir açayım. Bu sefer ne alması lazım? 32 yazması lazım. 32 yazdı. Şimdi hani bu peki kayıtlarımızı tek tek görelim. Hani onu da yapabiliriz tabii ki de. Cursor'ı kapatmadan önce şuraya gelelim. Burada sayıyı almıştık. Bir while döngüsüyle baştan sona kadar bütün kayıt setini gezebiliriz. Bunun için öncelikle bir string tüm notlar diye bir string tanımlıyorum. Şu an için boş. Bir while döngüsüyle C nokta yani cursor'ım move to next metodunu çağırıyorum. Bu eksi birden başlıyor. Yani şu tabloda şurası eksi bir. Daha sonra move to next deyince 0, 1, 2, 3, 4 diye aşağı doğru gidecek. Ta ki kayıtlar bitene kadar. Boolean değer döndürüyor. True olduğu sürece yani ileriye gidebildiği sürece gidecek bu. Yani en baştan kayıt setimin sonuna kadar akacak. Daha sonra bunun içine bir tane for açalım. Bu for'la da tablomdaki tüm sütunları kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sütunum var. Her birini bu tüm notlara ekleyelim. Integer i yukarıda kullanmışız. Bunu j diyelim. Eşittir 0'dan j küçük olana kadar küçük ve eşit olana kadar 4'ten 5 tane olduğu için ve 0'dan başladığı için 4 dedim. J'yi 1 arttırdım. Ve bu for'da şimdi move to next dedi. Şu tabloya bakalım. Move to next dedi. Şu satır cursor'ımın içinde şu an. Ben şimdi for'la da şunları gezeceğim. Yani satırın içinde gezeceğim. Burada bir hatamız olmuş. Noktalı virgül olacak. Şimdi burada yazacağımız şey tüm notlar artı eşittir diyorum. Yani bunun içeriğine sürekli olarak eklesin. Neyi eklesin? C nokta cursor'ımla get string diye bir metodum vardı. Şurada bahsetmiştik. Get string. Mesela 0 derseniz 0. indeksteki sütun yani not bilgisini alıyormuş. Onun içindeki o string değeri okuyormuş. Tabii buraya ben 0 demeyeceğim de J diyeceğim. J 0 olunca notları okuyacak. J 1 olunca oluşturulma tarihini hemen yanına yazacak. Yanına yazarken de her birinin yanına şöyle bir şey koyalım. Tire koyalım. Yani şurası buradaki for tam döndüğünde tüm notların içinde her birinin arasında tire olan markete git şu tarih boşluk 0 1 değerleri olacak. Umarım anlaşılmıştır. Daha sonra bu for'dan çıkıldığında buraya gelelim. Burada da şey yapalım. Tüm notlara yine artı eşittir deyip bir alt satıra inmesi için slash n koyuyorum. Böylece bir tur tamamlandı. İlk satırdaki bütün şeyler buraya atıldı. Daha sonra ikinci satıra geçiyor. Move to next move. 32 kere hatta 34 kere bu dönecek. Ve her seferinde tüm notlara bunlar eklenecek. Her bir satırın, her bir row'un sonrasında da bir aşağı inme işareti koydum. Tabi bunları toast mesajda görmemiz mümkün değil. Log nokta i diyelim. Şöyle sonuç diyelim buna. Ve de bunları log kete yazdıralım. Evet. Şimdi bir kapatalım bunu. Tekrardan başlatalım. Uygulamam açılıyor. Orası önemli değil aslında. Biz buraya bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi sonucun içinde bütün o kayıtlar her seferinde de aynı kaydı eklediğimiz için
Şu an veri tabanımda bu veriler var. Ben bunları sırasıyla baştan sona kadar okuyabiliyorum. Tabii bunların içinde buradaki kursörde gördüğünüz metotları kullanabiliriz ama hani zaten anlaşılır. Yeri geldikçe kullanacağız. Şu an için bunları duymuş olmanız, bilmiş olmanız yeterli. Evet, bu sayede veri tabanımıza verileri okumayı da öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.